Bu arada Miss Sky demişken de, bir dakika Miss Sky burada yazınca. Arkadaşlar bir tane gerizekalı bekledim. O da geldi az önce tam Miss Sky bu şeyi atarken. Birisi öldürüm ne oldu abi sorusunu sordu. Biz aslında normalde dün çıkardık oyunu, siz farkında değilsiniz. Yarın tweetini de atarım isterseniz. Ama oyunu indirmek isterseniz buradan indirebilirsiniz. biz oyunu çıkardık dün. Teorik olarak. Bugün biraz bug fix falan yaptık. Oynamayacağım ben oyunu bu arada yayında. Ama biz oyunu bitirdik. Ya birkaç gün, bir iki hafta gecikti farkındayım. Taşınıyorduk. Fuat'ın kendi işi vardı, benim kendi işim vardı, bilmem de bunların hepsi zaman aldı. Ama yani. Bu arada en sevdiğim screenshot'ım. Of. Çok güzel bir screenshot bu. Abi oyun bozuldu. Ayılar bu arada bunu artık yapamıyorsunuz ama buna benzer bir şey yapabilirsiniz. Ayı sizi kovalıyorsa binanın içine girerseniz şey yapıyor. Mevlana'yı kaldırdık abi. Mevlana bug'ı kalktı. Mevlana bug'ı da vardı. Ne bug'lar vardı, ne komik bug'lar vardı ya. İnanılmaz komik bug'lar vardı. Müthiş komik bug'lar vardı. Çok komik şeyler vardı. Şunlar çok güzel. Su fiziği yok abi oyunda. Yapabilirdik. Daha sonra hani su fiziği var oyunda. Karakterler yüzmüyor. Yüzebilirdi. Uğraşmadık. Açıkçası uğraşmadık yani. Bazen bu neden oluyor biliyoruz ama daha uğraşmadık, zaman bulamadık. Onu fixleriz belki, update getiririz. Ayı ve geriklere Enfield'la silahla ateş ederseniz bazen sizi umursamıyor bu arada ayılar. Yani bakıyor suratına, ne uğraşacağım lan ben bu herifle falan diyor. Gidiyor bu arada. Dünyanın sonu var. Bayağı bildiğin dünya düz. Atlayabilirsiniz. İsterseniz atlayın. Ama atlamayın. Yani yani atlarsanız sıkıntı da yok. Biz siz başa gönderiyoruz da atlamayın. Yani atlayacaksanız save almayın. Veya o da güzel bir şey. Kontrolör takmayın. Takabilirsiniz. Yapamazsınız demiyorum ama takmayın bence. Bir indie oyun olduğumuz için ses ayarı veya herhangi bir ayar yok. Onu bir sonraki update'e getireceğim. Zaman bulamadım. En son bakacaktım. Main menümüz var bu arada. Güzel. Hikaye falan yok oğlum. Ne hikayesi? Manyak mısın? Ses ayarı diye bir şey yok ama kulaklarınız patlamasın diye oyunu 0.3 ses ayarıyla başlatıyorum. O yüzden aynen sağır olmazsınız. Evet. Bunu biz replike edemedik, o yüzden fixleyemedik. Onu söyleyebilirim. Karakter eğilince kalkamıyor bazen. Ama biz yaşayamadık bunu. Biz bunu yaşamadığımız için fixleyemedik. Bana hiç denk gelmedi. Öyle bir bel problemi var. Bende yaşanmadı. Spesifik bir nedenini bulursam neden olduğunu fixlerim. Bir de bunu deneyen bir insan çıktı. Oyunda kaydet ve yükle düğmesi iki farklı düğme. Farklı save slotları yok. Yapabilirdik ama uğraşmadık. Şimdi yalan yok hepsinde. Neyse. Oyunu hiç kaydetmemişken yükle tuşuna basabiliyorsunuz. Başa dönüyorsunuz. Yani yapabilirsiniz ama yapmayın bence yani. Yani bunları biliyoruz mesela bu bug'ın olduğunu ama uğraşmayacağız. Evet, deminden şimdiye dönersiniz yani çok fazla bir şey olmaz. Neyse. Aa, bu arada yapı yapabiliyorsunuz oyunda. Bayağı bildiğim full Rust gibi ev yapabilirsiniz. Yani build a house, speedrun. Bayağı bildiğim full build a house yapabiliyorsunuz. Oraya ocak koyabiliyorsunuz, yatak koyabiliyorsunuz. Aynen bu var. Crafting table koyamıyorsunuz. Unuttuk onu. Son gün aklımıza geldi. Sonradan aklımıza geldi cidden. Son saniyede crafting table'ı unutmuştuk ya.
Bu var. Save mi unutmuşuz? Default save mi açılıyor? Hadi ya, emin misin? Denerim şimdi, olmadı. Neyse, başka da bir şey yok yani oyunda. Çok çok da bir şey yok. Aa, bu arada müziklerimiz çok iyi. Saz var. Hepsi custom made. Berk yaptı ve hepsi de çok iyi. Evet, böyle boktan filan değil. İnanılmaz iyi. İki tane de easter egg'imiz var. Bir tanesini bulması çok kolay, bir tanesi... Aa yok. Üç tane easter egg'imiz var. Aynen. Üç tane easter egg'imiz var. İkisini yani bir... Dolaşarak hepsini bulabilirsiniz. Birisi çok bariz bir tane easter egg. Çok rahat bulabileceğiniz bir şey. İkisi map'te dolaşırsanız bulabileceğiniz bir şey. Bulursunuz ama. Çok zor bir şey değil. Bir de o kadar zor değil. Dur şeyi göstereyim. Bekleyin bir dakika o zaman. En azından şeyi kontrol edeyim ya. Adam build'da save var dedi. Olabilir, vallahi unutmuş olabilirim. Cidden olmuş olabilirim yani. Düzeltirim. Bu müzik custom bu arada. Müzik çok iyi bu arada. Evet, müzik inanılmaz güzel. Berk inanılmaz bir iş yaptı. Burada trigger var bu arada. Yüklesin. Ha, yükleme oluyordur. Yükleme yapma oğlum. Yükleme tuşuna basma. Niye basıyorsun? Basma. Ya normalde biz haritayı prosedürel yapacaktık. Sonra üşendik. Birçok şeyi üşendik yani. Birçoğunun hikayesi yapacaktık ama üşendik. Bu arada oyunda 5 dakika ile 8 dakika arasında random saz müziği geliyor. O çok güzel. Hepsi Berk'in custom müzikleri. Aa, şurada bir tane clipping bug'ı vardı. Onu hiç fark etmemiştim ilk defa. Abi çayı dedik ki semaverde yapalım. Aa bak, bu özelliği Fuat çok güzel yaptı. Onu göstermem lazım bir saniye. Bir dakika. Onu birçoğunuz fark etmeyecek. Çok ince bir detay. Ama yani Fuat emek verdiği için onu da göstermek istiyorum. O özelliği. Eğer mesela şu anda bir tane çubuk... Yani burada 3 tane, maksimum 3 tane çok çubuk koyabiliyorsunuz. 3 tane çubuk koyduğunuzda şurada şeyin içinde 3 tane çubuk, yani hangi maddeye koyarsanız onlar gözüküyor ve 3 tane çubuk falan gözüküyor. Şeyde, arayüzde, şeyde, ocağın içinde. Bunu Fuat boş boşuna uğraştı. O yüzden göstereyim istiyorum. Abi Sema, çok güzel, kafa yiyeceğim. Neyse, dediğim gibi böyle eğlenceli bir şey yaptık ya. Eğlendik yani yaparken. Bizim amacımız şeydi biraz da kendimize. Yapabiliyor muyuz bu? Yani biz hiç 3D proje denememiştik şu ana kadar. İlk defa bir 3D Unity projesi yaptık. Güzel de eğlendik yani. Bir şeyler de öğrendik. Bayağı şey öğrendik. Öyle yani. Bir de bu var işte. Odun topladım mı lan ben? Odun toplamam lazım, bir saniye. Bu arada spesifik ağaçlardan odun toplanıyor. Her ağaçtan toplanabilir yapmadık. Yapabilirdik aslında yani, çok bir şey, yani 5 saniyede yapabilirim şu anda da. Şeysiz, yapraksız ağaçlardan toplanabiliyor. Yani direkt game design olarak da onu anlayabilirsiniz, fark edebilirsiniz onu. Ne için spawn olmuş acaba?
Yok, üşenmedik. Orada sadece game design olarak o kararı verdik. Hani dedik ki şeyler de olsun sadece. Üşenmedik. Onu yapması çok kolay. Yani bir saniye bile sürmüyor cidden. Ya duvar falan yapın abi buraya. Yine malzeme bitti. Allah kahretsin. Ayı çok korkutucu. Ayı inanılmaz korkutucu. Ayı cidden. Minecraft sesleri bu arada. Ha işte bak, ayı mesela şu anda seni umursamıyor. Ama sonra onu umursayınca da Allah ya Rabbi sen koru. Bak mesela umursamıyor. Bıraktı. Saldı abi. Gör lan, kapışalım. Yok mu? Yok mu bro? İşte ayı bazen böyle garip şeyler yapıyor ama kovalayınca çok korkutucu oluyor. Ayı böyle garip ya. Ölüm animasyonu çok güzel. Ölecek mi? Hadi öl. Hadi. Ayı işte bazen düzgün çalışıyor. Daha staminam bitti. Hadi buram öl. Ah be. Neyse yoint. Dur, aa ben flashlight almıyordum. Neyse çay bitmiş. El feneri çok güzel bu arada. İnanılmaz iyi çalışıyor. Neyse şu... Ulan ne kadar zormuş ev yapmak normal şartlarda. Bunu biraz triklesek mi ya? Ben hiç denememiştim. Biz tabi admin modundan alınca... Haha yoint. Direkt. FPS modu var mı? Yok ya, FPS koymadık. Third person yaptık. Neyse işte böyle yapabiliyorsunuz. Bak girdi. Oyun crash verdi. Kesinlikle verir oğlum. Verir yani, veremez demiyorum. Bu arada normalde gece çok karanlıkta, o yüzden ağaçlara biraz shader ekledim şöyle. Haberiniz olsun. Ondan. Yani ağaç yanmıyor. Bunun arkadan para kazanabilirsiniz. Abi para için yapmadık. Yani biz biraz kendimizi test etmek için yaptık. Yani amacımız bizim burada para kazanmak, carçutu yapmak, bir şey yapmak değildi yani. Tamamen kendimizi test etmekti abi. Yani yaptık, eğlendik, öğrendik. Bu kadar yeter, kafi yani. Kuzey ışıkları var ya. Ama şu anda hava bulutlu galiba. Bak. Nasıl yeterli malzeme yok ya? Ha, ocağı mı şeyden yapabiliyorduk? Bu yolculuk müziğiydi galiba. Neyse. Aa, dur şu ölmeyelim de. Time motor. Unity ile yaptık. Full Unity. Silah sesi PUBG'den mi? Evet, silah sesi de PUBG'den. Bir şey daha var. Bir şey daha Minecraft'tan aldım. Ha, hatırlamıyorum hangisi. Sesi bunu PUBG'den aldım. Oku Minecraft'tan aldım. Bir şey daha bir yerden aldım. Hatırlamıyorum ismini. Aa dur bir dakika, siz şunu görmediniz. Tamam, Minecraft'tan ne aldığımı hatırladım. Bir dakika. Bu çok iyi. Of. Bir saniye. Aa karakter niye buglandı ya? Neyse bir dakika, kaydedeyim, geri yükleyeyim, düzelir. Bunu da Fuat yaptı. Niye bu Kars logosu dönüyor bilmiyorum ama bu arada Kars logosu dönüyor. Aa sağ üstteki şeyler bozuldu yükleyince. Hiç fark etmemiştim. Neyse crafting table'ı yükledim ama Minecraft'tan. Oyun adı The Cars. Lütfen. Cars değil, The Cars. Neden gündüz oldu? Save sisteminde büyük ihtimalle şeyi save'lemeyi unuttuk ya biz. Tahminim odur. Halledir, fixleriz ya bunu. Tahminim şeyi fixlemeyi unuttuk. Weather datasını, weather ve time aynı sistemde. Weather ve time datasını save'lemiyoruz büyük ihtimalle. Onu unutmuş olabiliriz.
Neyse dediğim gibi yani böyle bir oyun abi, eğlenceli oynayabilirsiniz. Üstelik Pusula PUBG'den, yok Pusula PUBG'den değil. Sistem ekranizda abi kasabilir, onu söyleyebilirim. Onun bir nedeni var. Normalde kasmaması için birkaç tweak yapmıştım. Bazı şeyleri geriye çekmek zorunda kaldım. Yani optimize etmedik çok. Şimdi yalan yok. Çok optimize etmedik. Neyse dediğim gibi. HUD'ı kendimiz yaptık. Vovachos yaptı sağ olsun tasarımlarını. HUD'ı şeyden örnek aldık. Rust'tan örnek aldık. Bu arada geyikler pek halinde dolaşıyor, haberiniz olsun. Bir geyik varsa birkaç tane daha geyik vardır yakınlarda. Ve genellikle beraber hareket ediyorlar. Aa, bu umursamadı bile. Yani o yüzden onun bilincinde olun. Geyikler pek, AI'yı pek halinde dolaşacak şekilde yaptım. Hep beraber dolaşıyorlar yakında. Gel lan buraya it. Oooo, bir hareket ederken ok kullanmayın, çok kötü olur. Neyse tamam, böyle ya, oynayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Ben çok keyif aldım yaparken. Biraz uykusuz kaldım bazı günler ama keyifliydi. Böyle eğlenceli bir oyun yaptık abi işte. Kolları kitaba yükleyecek miyiz? Hayır. Şu yüzden yükleyemeyeceğiz. Çok yüklemek isterdim kolları şeye. Kitaba. Ama kullandığımız birçok aset var. Tabii ki de asetlerle yaptık biz bu oyunu. Kullandığımız birçok aset var. O aset GitHub'a koyarsak o asetlerin, ya paralı asetler bunlar, onların kodlarını da paylaşmış olacağız. Bu da hoş olmayan bir hareket. O yüzden şey yapmayacağız. GitHub'a koymayacağız ama olabildiğince şey yapmaya çalışacağız. Bu arada Mitsuka'ya, ya Mitsuka'ya çok teşekkür ederim amacım. Mitsuka'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Mitsuka'nın hem başlangıçta, bu arada intro bütün o şey, Mitsuka'nın bir arayüzü. Yani ben parayla bunu alayım mı, şuradan sonra Mitsuka'ya şey diye sormaya gittim. Hani şu sistemde şu özellik var mı diye sormaya gittim. Adam direkt bana bütün aseti attı. Üzerine onun loading sistemini kullandık filan. Yani eline koluna sağlık, çok çok teşekkürler. Çok da güzel çalışıyor ve dokümantasyonda düzgün olan ender asetlerden birisiydi. Normalde biz dokümantasyon kursundan kanser olduk. Kaç tane aseti modifiye ettik hatırlamıyorum bile. Bu build sistemi için Fuat bir tane aseti neredeyse sıfırdan yazdı. Adamın menü sistemi tamamen çalışmıyordu. Ondan sonra neler vardı? Vardı, garip şeyler vardı ya asetler üzerinde. Böyle garip şeyler vardı. Neyse dediğim gibi ben çok çok keyif aldım. Şey yapmayı planlıyorum. Fuat'la beraber bir devlog yapmak istiyorduk. Normalde şey yapmak istiyorduk abi. Dediğim gibi haftalık bir proje yapmak istedik ama olay dramaya çekilmişti. Ben ondan sonra onunla çok devam etmek istemiyordum. Hani olayı körüklemek gibi bir şey olacaktı o. O yüzden hani o amacımız şey, dediğim gibi şey değil buradan. Yani biz kendi yapabiliyormuş projemizdi bu bizim için. Ve aynı zamanda hani böyle bir proje yaparken insanlara da bir şey öğretelim projesiydi bizim için. Hani biraz daha farklı bir açıdan bakıyordum. O yüzden de çok şey yapmak istemiyordum. Onu körüklemek istemiyorduk. O yüzden de şey yapmadım. O videoda gelmedi ama şey gibi bir tane videoda yapacağız. İsim nedir? Hani bir devlog tarzında bir tane videoda yapacağız. Ne yaptık, nasıl yaptık, neyi planladık gibi bir tane bir de video yapmak istiyorum Fuat'ın kanalına. En azından daha böyle game development kısmına. Oyun Unity bu arada. Geçirmeye devam edecek miyiz? Sanmıyorum. Biraz belki şey yaparız. Yani bizim aslında aklımızda çok daha farklı şeyler vardı aslında. Biz o projeyi çok daha farklı bir yöne çektik. Dediğim gibi prosedürler çok yapmak istiyorduk. Low poly daha, şu anda low poly yine grafiklerimiz ama daha low poly yapmak istiyorduk. Çok çok daha farklı şeyler düşünüyorduk da yani. Öyle oldu. The Cars 2 confirmed. Ne? Pogus. Teşekkür ederim.
Ne kadar sürede yaptık? 2,5 hafta falan sürdü. Tabii ama 2,5 geldi. Diyorsun 2,5 hafta da falan sürmedi aslında. Yani ne kadar tam full zaman, bir hafta tam üzerine zaman ayırdık ama onun dışında da arada baktığımız günler de oldu. Yani 2,5 hafta diyebiliriz, açık açık söyleyebilirim. 2,5 haftada bitirdik teorik olarak oyunu. Yani çok keyif aldım. Ben projeden çok keyif aldım. Ya dediğim gibi şey çok iyiydi benim için. Hani oynadım belki. Şey çok iyiydi. Yani bir şeyler öğrenmiş olmak çok güzeldi. Ben hiç 3D Unity'de bir 3D proje yapmamıştım şu ana kadar. İlk defa Unity'de bir 3D proje yaptım. Çok farklıymış bu arada 2D'ye göre. Çok daha farklı düşünmen gereken şey varmış. Projenin ortasında pipeline, render pipeline'ı değiştirdik. Normalde built-in rendering pipeline kullanıyorduk Unity içinde. Universal'a geçtik. O inanılmaz değiştirdi bizim altyapımızı. Bir anda yani çoğu kez proje sıfırdan resetlediğimiz şeyler oldu. Zaten şeyler çok iyiydi. Berk'in müzikleri inanılmaz iyi bu arada. Sonra ben işte müzikleri falan ben koydum bütün oyunu her yerine. Berk'in attığı şeye bakıyorum. Lan müzikler çok güzel. Bizde boşa harcanıyor. Yani böyle müzikleri dinliyorum. Lan çok iyi müzikler. Hani boşa gidiyor bunlar hepsi falan diye düşünüyorum. Çok iyiler. Müzikler çok iyiydi cidden. Ya inanılmaz iyi yani. Bu arada Mystikai çok teşekkürler. Hem bu proje olan desteğin için hem de şey için. Bu arada Mystikai birkaç tane hatamızı da filan Mystikai'ye ben 1,5 haftadır atıyorum galiba şeyleri, projenin detaylarını. İnanılmaz iyi bug buldu. Neden URP'ye geçtik? Kullandığımız bir asset yüzünden, bu görsel low poly'yi sağlamak için URP'ye geçtik. O yüzden. Güzeldi, keyif aldım. Dediğim gibi ben çok keyif aldım. Bu arada kesinlikle yani buglar falan vardır kesinlikle, onu da söyleyebilirim. Peki Multi User Editing'i nasıl yaptık? İki farklı PC'de nasıl çalıştın mı soruyorsun? O, anlamadım sorunu. Onu şeyle yaptık ya. GitHub üzerinden yaptık. GitHub'da private repo'muz vardı. Orada bir problem yaşadık. Kullandığımız bir tane asset 4 GB'lıktı. İnanılmaz büyüktü. O asset'i ignore'ladık. Git ignore'a koyduk. Hallettik ya. Game Jam gibi bir şey yapılabilir bu arada. Keyifli olabilir. Atom'un Game Jam'de çok keyifli geçiyor. Ben geçen videosunu yayınını izledim. Acayip güzeldi Atom'un Game Jam'i. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Yarın yani 24 saat içinde yapacağız demişlerdi. Yarın böyle The Cars oynamak isterseniz canlı yayında The Cars olacak şeyin içinde. Twitch'in direktörünün içinde. Aynen. Games and Podcast yapmak zorunda değilsiniz. Onu yapabiliyor musun? Kendin direkt yapabiliyor musun? Internet Game Database mi ne var? Öyle bir şey var, oraya dümdüz koyabiliyor musunuz? Hatta bak böyle tükürük bir tane şey yaptım. Dur. Nerede o? Oraya atmak için bir tane poster yaptım. Hayır arkadaşlar, oyun bu kadar. Yani bu oyundan daha iyi bir şey beklemeyin. Yani oyunu biz oyun olarak yapmadık. Sadece yapabiliyor muyuz projesiydi arkadaşlar bu. Yani bu bir oyun değil. Bu oyun tamamlanmış bir oyun da değil. Yani böyle yarım yamalak bir şey abi. Tükürükle yapıştırılmış bir şey şu noktada.